Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Olar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet yine arkadaşlar size çok güzel ve kolay bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Yine yaprağı ve çiçeği takım olan bir model hazırladım. Bakın şöyle papatya yaprakları ve kenarında da papatya yapraklarına uygun olarak hazırlanan bu şekilde güzel bir yaprak hazırladım. Bakın ilk önce yapraktan önce yuvası yapılıyor bu çiçeğimizin sonra kenarına e, daldan sonra bu şekilde güzel bir yaprak hazırlıyorum bu şekilde çok güzel ve hoş bir model oluyor arkadaşlar şöyle de bir de sallantılı halini de bakıtayım da şöyle görün isterim evet, çok güzel duruşu olan bir yaprak bunları tığımın arka şey e, uç kısmına ters çevirerek yaptığım aparat olarak orayı kullandım küçük pipetlerde olur aparat olarak çay karıştırıcısı da olabilir Evet modelim bu arkadaşlar şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek tarif edelim şöyle ilk önce tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz bakın ikişer zincir çekerek bu şekilde tığ attı ve köşe denimi nasıl olur videoda anlattım püf noktalarıyla oradan izleyebilirsiniz ve tığ battımın içine sık iğne ile ipimi sabitledim iki tane zincir çekip bir defa tığımı doladım hemen yandaki yuvaya girip 2 ve 2 1 2 3 4 zincir şöyle kapatıyorum tekrar iki zincir çekip yandaki boş tığ ya kapattım bu şekilde 8 tane ara suyu mesafesi bırakıyorum bir tanesi de bu şekilde şöyle çiçek için gidecek arkadaşlar siz tabii benim örnek amaçla her zaman söylediğim gibi ne kadar bırakmak istiyorsanız o kadar bırakabilirsiniz Evet şimdi ara suyu mesafesini verdikten sonra çiçeğimizin kök kısmını hazırlayalım yine iki zincir çekiyorum Şöyle 2 ve 2. 1 2 zincir. Yandaki tığ battıya girdim. Şöyle tekrar 2 zincir. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. Bir tane kirpiksiz, bir tane de yarım trabzanı yapıp 7 tane zincir çekiyorum. Hemen çevirdim. Ve boş olan trabzanın tepe noktasına girip 7 zincirden yuva oluşturdum. Bir zincirle düz tarafına dönüp hemen buraya bir şöyle sık iğne yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kirpikler için yuva olarak hazırladım. Dal olarak veya da şöyle 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Buraya yaprak yapacağız. İlk önce yuvasını hazırladık. Çiçeklerimizin sonra yaprağı. Her zaman İlk önce yaprak yapardık. Bu modelde ilk önce dalı yaptık. Sonra yaprağı yapacağız. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 3 oldu. 4. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. 5. 6 ve 7 bu şekilde 7 tane trabzanı yaptıktan sonra bu 7 zincirli yuvaya böyle sadece sık iğne ile sabitledim 10 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 şöyle bakın tam bu ölçüyü de geliyor buradaki ilk trabzanın tepe noktasından veyahut da trabzanın arasına da girebilirsiniz. Kapatıyorum 10 zincirimi ve 2 zincirle dönüşümü yaptım. Buraya ikişer zincirden şöyle pipirikler yapacağız. Evet, 2 zincirimi çekiyorum, kapattım pipirik. 2 zincir şöyle 4 5 6 7 tekrar bu şekilde şöyle güzel bir kirpikler oluşturduk yuvaya da sık iğne ile giriyorum bak şöyle yaprağımızın kenarına kirpiklerle güzelleştirdik şöyle bir hava kattı bakın şimdi buraya sık iğne yaptık yanına da hemen bu trabzanın arasına da sık iğne yapıyorum Şöyle iki zincir çekerek yarım kalan bu üçgeni tamamlıyorum. Boş olan tığ battıya girerek. Şimdi yaprak işlemini bitirdiğimize göre ara arasuyla geçiş yapıyoruz. İki zincirimi çektim. Şöyle iki ve iki. Bir, iki, üç, dört zincir. Başta bir tane yapmıştık. Şimdi iki tane daha göstereyim. Sanırsam yeterli olur arkadaşlar. Evet, bu birincisi. İki tane zincir çekiyorum, bir defa tığımı doladım. Hemen yanındaki yuva iki ve iki boş olan tığ battıya iki iki alarak trabzan yaptım. tepesine dört zincirde böyle bir tamurcuk ipirik yapıyoruz. İki zincir şöyle kapattım. İki zincir, bir defa tığı doladım. Boş olan tığ battıya iki iki alarak trabzan. Bir 2, 3, 4. Evet bu ara suyundan toplam 8 tane bu şekilde yapıp sonra yaprak için bu kirpiksiz trabzanları kurup dalımızı yuvasını ve yaprağı oluşturarak çimeni bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet şimdi çiçeğin yapılışına geçelim. Şöyle 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile girerek ipimi sabitleyerek başlıyorum dibine hemen bir zincir çekip ipimi uzattım aparat olarak bu şekilde tığımın sap kısmını kullanacağım bu çay karıştırıcısı da olur Arkadaşlar bu boyutta süt pipeti minik çocuk süt pipeti de olur 2 bu dal kısmına bakın şöyle yuvaya gir bir iki zincir sıkı sıkı şöyle 3 ipimi güzelce esnetiyorum arkadaşlar yoksa ipler çok uzuyor bu kısımdaki ipler üzerinin papatyasını yaparken Evet güzelce esnetiyorum ki esnetecek esneyecek yer kalmasın Evet beş tane bu şekilde tığımın başkasına doldurduktan sonra yuvaya girip şöyle bir iki zincirimi çekip şimdi bu ilmekleri tığından çıkarttım bakın 5 tane böyle kalıpladığım için dibinde de iki zinciri sıkı sıkı çektiğim için şöyle bakın bu ilmeklerin boyutunda şöyle bir ister örümcek yapın ister sadece arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz şunu da göstereyim hangisi hoşlanıp zarifliğinize giderse sadece içinden geçiyorum ilmeği Bakın şu şekilde bir ilmek oluşturuyorum ve bu 4 zincirin içine trabzanlar yaptığım yere bu örümceği sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen çevirdim. Bu ilmeklere yuva geçişi hazırlayacağız. Şöyle göstereyim. Bakın 5 zincirden yuva oluşturdum. Tekrar 5 zincir ikinci ilmeği kapatıyorum 5 zincirimi 1 2 3 4 ve 5 bu üçüncü şöyle tekrar 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 ilmeğin içine girip sabitliyorum 5 zincir ilmeğin arasından geçip buraya sabitliyorum bakın hemen yanındaki hani tutturacağız demiştim ya papatya yapraklarını şöyle bir fazla olsun 8 olsun diye buraya sık iğne ile sabitliyorum hemen düz tarafına dönüp bunu Yuvanın içine tekrar sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Buraya 5 tane yuva oldu. Şimdi ben 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Papata yapraklarını yapmaya başlıyorum. Bakın 1 2 ve 2 Şimdi buraya 1 2 2 5 tane bu şekilde trabzan yapacağım. Bakın. Şöyle 1 2 ve 2 bu kenardaki iki zinciri de sayıp bakın 4 oldu. Bunu tekrar iki zincir çekerek 5'e bu şekilde tamamlıyorum. Böyle. Sıradaki yuvaya geçişimi yaptım. İki zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Üç seferde bir, iki ve iki. Baştaki bir zinciri iyice oturtursanız yapraklarınız daha güzel durur. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 2, 3 oldu. Şöyle kenardaki 2 zincirle 4 olunca hemen kenarına 2 zincir 5. yi kapatıyorum. Tekrar yuvaya geçişi sağlıyorum. Hiç arada zincir çekmeden sadece sık iğne ile 2 zincir bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 2, 3. 1 2 2 tekrar 1 2 2 4 tane olunca 2 zincirle ben yine yuvada son trabzanı yapıyorum ilk trabzan ve son trabzan 2 zincir toplamda 5 tane papatyamız olacak bakın 2 zincir şöyle 1 2 ve 2 bir defa doluyorum şöyle 1 2 ve 2 3 oldu şöyle bir 2 ve 2 4 oldu sonuncu yuvaya da kapattım geçişimi yapıyorum sık iğne ile ve iki zincir bir defa tayı doladım yuvaya girdim şöyle bir 2 ve iki. bir defa doluyorum bir 2 ve 2 3 oldu şöyle 1 2 ve 2 2 zincirimi çekip hemen yuvanın içinde kapattım Evet 5. trabzanım zincirde oluştu şöyle arkadaşlar bakın ister bunu bu şekilde bırakın bakın. Ay, isterseniz bu yeşil yuvaya da kapatabilirsiniz Evet, ben ipimi koparıyorum. Sağladım. Bakın çok güzel. Kalıp gibi bir modelimiz oldu. Hemen iplerimi yakayım, temizleyeyim modelimize bakalım. Evet, modelimizi tamamladık. Şöyle temizledik bakın arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel, zarif bir model oldu. Yapımı da kolay gördüğünüz gibi yaprağı, böyle çimeni, papatyası kolay bir yapılışı da oldu. Hem zarif hem de yapımı kolay olunca arkadaşlar. Şöyle yapması da zevkli oluyor. Hemen çar çabuk bitince çok güzel oluyor şöyle bir. Karşıdan da ikisini bir tutayım. Hoş ve zarif oldu. Şu beyazda da tutayım arkadaşlar şöyle teker teker göstereyim yine kameramız yanılmadı evet modelim bu kolay güzel şöyle papatyalar tabi tülbentinizde hangi renk papatya varsa o şekilde böyle birine yakın tutarak göstereyim Evet sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.